İngiliz ülkede ama diyor ki ablam diyor misafir geldi mi ekmeği çıkardı mı sıcak sıcak yedirmeyi seviyor diyor. Ben de dedim Mehmet abi 10 milyar verirse yediri dedim. 10 milyar vermezse nasıl yedirir? Ne yaparın ne yaptırın ama ben hazır alacağım küçücük bir şey illa o garaj kodumuz, garaj yaptığımız yere kura koyalım derlerse küçücük bir şey tamam. Gücümüz yeterse tekerlekli öte kalktırız, böyle kalktırız, ben kuma kuma öyle. Bir daha ben öteki fırını öyle planlı buracan yaptım kız. Herkesin bir randıydı. Herkes şeydi o geçti galiba. Sonra ben yaptım sen bile. Ben sana dedim plan proje yapma Mehmet abi. Denk geldisine yaptım. Ay denk geldiğinde de yanım Erdoğan'ın dediğine gidiyor. Usta yok, usta. Ben usta yok. Bizler iyi, usta bu var ya. Yok o enişte. Bu var, yağ var, duz var, su var ama ekmeği pişirecek usta yok. Yani yok. Biz varız. Yani. Kadir pişirecek enişte. Ya sen ne diyorsun ben sana? Teyze senin. Sadece bana yazı verecek bak. Senin elinden gelir. Bileği de açı verecek. Gerisini ben yaparım. Kadir pişirebiliyor, süpürebiliyor. Süpürüyor musun? Ay süpürüveriyorum ben ama üstünü ben süpürüyorum, incesini o atıyor. İncesini o süpürüyor. Ben ne diyorum biliyor musun kendi yanıma? Isçak ekmek yiyeceğim zaman. Sizde var makarna. Sağ üstte de var makarna. Ondan sonra bağacağım çuvalından ununu yeteceğim. Odunun da yeteceğim. Kaç ekmek vereceğim? Ekmek şişesi 1, 2, 3 tane vereceğim. Adama hamurunu da kalacak. Ekmeğini de yapacak bundan beraber. Kaça gelirse gelsin alıp gelsin. Sen misafirin giden oturup evde. Size hazır gelecek de. Geleceği zaman yapacak ekmeği onu. Gelecek birazdan. Bir akıl daha vereyim ben sana. Bir akıl daha vereyim. Başka yakın evet, ben bugün 60 ekmek aldım geldim buradan. Ha bu ne dedim buradan. Evet, burada mı işe hazır. Geçenlerde bir tane otobüs kaldı. Bir uzun iki genç vardı. O fırının önüne bir çekti otobüsü. Oradan İzmir'den sımarlamışlarmış. 15-20 tane ekmek aldı. Ondan sonra İzmir'e götürdü gitti. Otobüs yok. Daha dün İstanbul'daydı akşam biz Nihallere gittik de otobüs vericisi de onun yerindeydi. Onun için. Bazen gelmiyormuşlar diyorlar. Yok bugün biz dolmuşuna şey geldik. O otobüs gelmedi. Vallahi kulağın ekmeği de çok güzel. Evet güzel. Ben böyle fırından çıkarttırdım. Kulağın ekmeği mi meşhur? Taze taze yani hem taze hem bu ekmek yani. Güzel. İyi bak sen her şeyi ürünmüşsün. 60 tane aldım geldim. Oh bayağı almışım diyor. Araba... Kesine sürdürttün araba. Valla dayımla bir araba sardık. Ondan sonra tepeciye vardık. 5 dakikada sattık geldik. Maşallah. Vallahi. He, hani adam alır da benden ekmek yiyor ya. Ticaret yapmak güzel. İşte, ticaret harçlığımızı çıkarıyor ya. Yani ticaret 15 tane ekmek istediler. Ben dedim 50 tane göndereyim. Ya ben ablamı istedim. 5 tanesini kendime söyledim ben yani. Kendim Allah Allah. Yere götürecektim. Ben de öyle dedim. Sana 35, ekmek kalmamış. He kalmamış. Ben 35 tane fazla sipariş verdim. 3 tane ekmek kalmış. Niye ayırmadın? İyi o kadar kalmışımı bırakmışlar. Kalmamış. Sen önce bir tane ekmek kalmışsın baştan. Ya ben baştan kendim. Bunlar 15 taneyle geliyormuş. Ben dedim ki 35 tane bana ayrı yapın 50 yapın. Dolaba mı koymuş? Sonra ben yüzde çevirecektim. Dedim ya bu ekmek bize gelmez. 5 tane ben aldım. 3 mü 5 yani yetmez yani sipariş var. 5 aldım ben. Ben kendi adım 50 tane söyleyeceksin. Bu sefer aldım. Bunda 5 aldım. Ekmek muhabbeti duyan olunca köyler alabilmiş şu kadınlara da 60 geçmiş etsin. Abla sen 3'ünü vereceksin dedi. Peki yeter. Valla yetmedi ya. Ben bir yerin yanına vardık. 10-15 tane o da verdi. 5 tane nerede vardı? Aşağı Demir Zeksin'in kızının evinin yanına vardım. 10 tane o aldı. 4 tane tavuk çaldı. Yok ama geleceğim sen sık sık getir de sakla. Getiriyorum ben geldim mi alıp geliyorum odan. 4 tane tavuk çalmış. Erdal... 4 tane de Alagagan oğlu Erdal aldı. 7-8... Yukaramançı'da o kahveci, Bilal var kahveci. Karamançı'dan bir ekmek getirip geliyor. Zırh bizim köylüler bitiriyor. Onun ekmeği hem ufak Mehmet abi. Hı? Onun ekmeği ufak. Ufak. Senin o ekmek büyük. Kaç gram? Gram olarak? 1 kilo 800 gram hamur boyu daha. Ama bunlar pişmişine geliyor bilmiyorum. 200-250 gram bir fire verebilir pişmişine. Tabii suyunu çekince. Tabii. Tabii. Yani, bir buçuk ben kendim gördüm. Böyle deyiveriyorum ya hamurunu falan yoğurmasını. 1750-1800 hamurunu atıyorlar. Yani ortalama 1,5 kilo ekmek ya. Ha, tamam, güzel bir şeymiş. Ya büyük de, Nur'a getir böyle.
Bak şöyle ekmekler bayağı büyük yani. Ümit'te çok güzel ekmekler. Yani reklam sıcak yaparsak sıcak biz de yedik. Reklamı %8'i kazandırıyor yani. Ya adamlar iş yapıyor kardeşim ya. Burada eşi yok. Kadir yolun altındakinden mi alıyorsun buradan giderken? Fırın var sol orada. Sol tarafta Dezim var. Buradan giderken sol tarafta. Solda. Gelirken sağ tarafta. Tamam. Hmm. Öyle avcı olursanız büyük tarhana ek eşeğisi de var. O da reklamı var. Hı. Onun altındaki dükkan ondan. Fırını. Tamam bu bula ekmeği. Ne, bu büyük ya bunlar. Çok büyük o ya. Çok büyük maşallah. Evet. Sen en büyük ya. Eşeğin ekmeğinden. Aa, pikiyor ekmek, yakın bu. Ekmek çok büyük. Kaç paraya şimdi burada satıyorsunuz siz bunu? 5 lira. 5 lira ama. Şey. Vallahi çok iyi. Aynı ekmek o restoranda sertte aradım. Aynı bu ekmekte. 6 lira. Aynı köy ekmeği ya. Tadına bak. Tadına da bak. Tadı mükemmel. Daha ısırıcık getirdim ben onu valla. Ekşi maya gibi. Ekşi maya. Ekşi maya. Ver biraz başlayalım. Yok yok yok. Yok yok yeter bu kadar. Yok yok abla. Yeter. Daha dünyada tereyağı da satarız. Sadece ekşi maya mı diye bak. Ekşi maya abla. Bu ekşi maya. Aynı bizim köyün ekmeği ya. Ekşi maya çok önemliymiş ya. Sıcacık geldi sıcacık. Fırından lan çöptü. Direkt arabaya sardı zaten. Dolaba koymadım. Poşete mi koyuyor? Açık. Yani sen. Köy ekmeğinin tıpkısının aynısını şu anda tadabiliyorsun yani. Evet aynısı gerçekten. O mükemmel tadı veriyor. Bizim köyün aynı ekmeği ya. O fırından çıkmış halini o 1-2 günlük o lezzeti koruyor. Nasıl taze. Ben kendim yapıyorum da. Şey yapmıyor. Elin kesme dikkat et. Geldi Eda bu sene hiç köy ekmeği yemedik. Baktık da bulamadık da. Hep pazar köyden. Yani. Yeter yeter kesme gar. Kesme gar. Bu hepimize bu hepimize yeter. Kesme boşuna. İyi güldüm. Ondan sonra hani. Kadir diyor bu kiraz burada fazlalık değil mi Dezim o diyor. Vallahi ben de gözüme takıyorum. Mehmet abi. Ne diyeceğim sana destek. Hadi canım bostan ekecek yer yok. Ya bostan ekecek yer yok. Yani bir kiraz yıkınca oldu mu ye? Oldu. Bu da hakkı vardı da onu bir daha akına sakladı. O sizden yanında dayının tarlasından yanında o bir da bir fişle bir şey var o kenarda. Ben yanında da var 4 tane 6 tane fişle. Bir daha kazaya bak ha. Bu orta onu kaza yapma. Ama elinden vurmuş gibi. Yemem ben o şey dedi. Kadir o da kaza yaparsa ben o Kadir'i eve bile koymam. Evet değil, evet değil. Ya dedi Kadir dedi. Başkası desin inanırım dedi. O iş dedi senin planın dedi. Aynen. Adam dedi dünya bir şeye gelin gelmedi dedi. Araba kullanıyor. Çok iyi biliyorum değil mi? Allah korudu dedim. Tarla yere yazdı. Zor durdu. Bir de palar batıyor. Ben Kadir kirazın, kirazın kırıldığı yok dua et diyor. Kadir yine yazdı aşağı diyor Mehmet. Bostan ekiyor. Bostan ekiyor lan. He kirazı kaldırıp orayı bostan tarlası yapacak. Tabii canım. Proje oydu ya. Şimdi hangi oğlu? Kiraz zaten pek de kirazından tadı tuz yok geçen seneden biliyorum. Ben benim de orada bir tek bu bostan ekecek yer var. Bir yanını. Toplar yok, eden yok. Kiraz da ortada gömülüyor. Bakın dedim şimdi ekecek kırarsak dedim. Ezenle laf duyarız. Kaza yapam dedim. Kaza yürütecek diye şeysi. Kaza söylemeseydin. Lan belli mi anacık senin saf tarafın? Gel dinlemi veriyorum. Pek saf tarafım yok da inanmıyorum. Bir güldüm mü esas olsa bile bir şeyi yaptım ah ha 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 dedim mi? Tamam. İnanmasın aslında. Asla inanmıyorum kardeşim. Bir şey dedi kapıyı dayakladım dedi güldüm. İnanmadı bu gitti baktı geldi. İşçek olan yok. Rahat içerisinde içmeyen. Mehmet abi konuşuyor bak sen ya. Senin bayağı ben içmeyeceğim. Neden? Ben yaklaşım. Yok diyeceğim. Müdür yardımcıysan güleceksin. Değil mi? Şimdi diyeceğim bak ne diyor. Mehmet diyorum kapıyı diyorum. Kilitlediğimiz diyorum. Diyeceğim o yaratı ve ablaya. Yok yok ben çay içiyorum. Çay içiyorum ablamsa. Yoldan diyorum iki var uğursuz var. Ortalıkta olmayan yok diyeceğim. İki var. Diyorum anahtar diyorum. Aldım mı diyorum kapının üstünden diyorum. Aldım diyor. Bir gidiyorum diyeceğim kapının üstünden aktar. Adam yukarı çıksa uğursuz var uğursuz var diyeceğim. Ama ben esasında yaptım da Marta'nın. Oğlum diyorum sen inanmıyorsun ben de kimin de temel bir umureleri veriyor. İnanmıyorum sen. Dezem inanmıyorum. İnanıver. Şimdi akıp gideceğim. Dezem kaşıyor gittim yakaladım öyle.
kapının üstünde anahtar. Bir gün yine bir kalktım, sabah baktım kapının üstünde anahtar. Ne oldu? Orada bir ben şey. Yine anladı vermiyorsun. Sen görüyorsun. Geçen Bazarköy'e gitti, anahtar kapının üstündeydi. Doğrudur dedem ya. Değilemiyorsun sana bak. Doğrudur. Hayır değilemiyorsun. Yapıyor dedem. Hayır o işe anahtarmış. Öyle soba yakıyorsun ya. Onu gerçekten unutmuşsun işte. Dur. Oradan girdim adam en yakaya girecek. Ya gidip de benim orada altınlarımı çaldı. Akşam valla Mehmet abi ben de diyordum. Evimi saklayıp gidecek. Gideceğim altın çalmazsa. Ortamda sadece kendi kırmışlar. Giriyoruz karyoların adını sokulur da gece öldürüldü. Ben görmüştüm hatta odaydık. Hayır, o şey, İsmail'in yanına bir baktım koşu koşu bir çocuk gidiyor bizim. Nereye gidiyorsun sen? Gidiyorsun sen orada bir babanı seni. Deyse işte bilmem ne oldu. Dedim sen orada. İzmir'deyim. Velhasını. Öyle arada gelen ne vardı şey biz gelin. Sen bir kapını kilitle komşunu hırsız. Aynen öyle. Adam okay. Yani iyi niyetten geliyor. Orası yol üstü. Kapını kilitleyeceğim canım. Kapı açık kalmaz. Bu öyle kural veriyor. Adam televizyonu dinlemiyoruz mu? Adama öme koyuyor. Ondan sonra adam neler yapmıyor. Bulunmuyor bile. Öldürdüler mi der. Allah korusun. Ben Müge Anlı hiç kaçırmıyorum bir daha. Müge Anlı'nın hiç vay bir tercüme. Abla sen valla polisiye dizi çok izliyorsun herhalde. Ben çok izliyorum. Kireci diyorsun kaynoğlan. Gel bak bile diyorsun. Kökünden mükünden diyorsun. Kaza olmuş mu ömür mü gördün? İp taktın da diyor. Sürüktürdün ki. Bilerek mi söktürdün sen kirazı? Bilerek söktürmüşler. Bulmuşmuş kiraz da. Ama kuru del gör. Geçen sene bulmuş kiraz. Böyle dalıp da kirazı. Kiraz dolu bir yerim. Alanda var 4 tane. 6 tane de kocalanda var. Evimde var 1-2 tane. Hadi yeyen yok işte. Gerçekten var da şimdi tarlanın ortasında kölge yapıyor topraklı yerden. Acıklı yer olsa iyi oldu. O kirazda bir yani doğrudan söktürdüm desek ablamdan fırça yiyecek öyle mi? Ya doğrudan söktürdüm desem zaten bir şey diyor. Bir şey yaptıktan sonra beraber verecek. Şimdi şey geçen sene. Gel. O anne aşağıda Cennet Bayer çayın kıyında. Ben de baba dedi git dedi. Beni savuşturuyormuş. Ondan sonra bir şeytan ediyor. Ben şeytanlandım. Dedim cezler kesmeye dedim. Bir bak üstüme dedim. Bir de eşeğine karı gibi bir bağırıyor ki. Nerelere kavuşturuyor sence. Suç oldum öyle yapar. Allah Allah. Şimdi gerçekten bak. Büyük bir defa şey, ilaç tepesini açmıyor. Ünal bunu kesemem dedim. Yarı başında dalları biraz dedim. İşin içinden nasıl çıkacağız orasını bilemem gal dedim. Daha da büyük kayın olan. Daha çok büyük dedi. Kese inan kese. Ama o da bir dervildi, bir çatırdı koptu. Olan dalı ki o kestiğim daldan fazla dal indi aşağı. Gördü tabii gördü. Diğer dalları gördü yazar sağ. O öteden bir geldi. Zerzem böyle, lan yavrum bana bir geçmiş olsun de ben çayına yazdım. Düşme numarası yap. Bana bir geçmiş olsun de bu yok bağırmaya bırak diyorum ben ölümden. Halbuki düşmedin yani. Düşmemiş kene gibi yapıştın. Düşmedin. Hay Allah. Kendisi kesmesin o nedenle ona. Satan sus falan diyor. Yok. Lan yavrum bir sus ben ölümden döndüm zaten bak diyorum dedi. Korkudan dön tir tir titriyorum diyor. Yine şey etmiyor. Ben buna dedim Ünal dedim kasetin kelsini koy dedim. Diz bulundum eldirim hemen aşağı dedim. Şimdi dedim hepsini dibinden keseceğim dedim hemen toz oldu. Sen onu politikadan yaptın değil mi? Yoksa gideceği yok. Yok gerçekten o dal kırmasaydı baya niyetim de yok o dal değildi de dal kırıldıktan sonra bunun var başka türlü susturmanın imkanı yok. Dünyanın cevizini dalı indirmiş aşağı. Aynen. Zaten en iyi ceviz de o ince kabuklu söber. Zaten o ceviz veriyor bizim o da. Abla ama kasıtlı yapmamış. İyi yaparken kötü olmuş. Yok ben yo. Değilim onu. Hayır ye, büyük dalı ta dibinden kesmeseydim kırmazdı. Şimdi yukarıdan kestiğin zaman daha çok çığlıyor. İn aşağıdan kestin mi çaya doğru gidecek. Dur onu ben biliyorum huyunu. O buraya başladı mı ağırdan ağırdan o kadar halleder onları. Şimdi, yeter ki başlamaz. Şimdi, ama kiraz, o kiraz zayıftı zaten abla. Kötüydü ya ortaydı ondan. Ceviz de olması gerekiyor. Hayır kiraz geçen sene, evveli sene daha iyiydi. İri yaptı. Çok geçen iyiydi. Sene dalı bu daha kiraz olmuş.
Zaten azıcık da pek vermiyor o da bak yüzü. Udanması gerekiyor. Acık. Gözüne bakamamış. Kirezi gözüm şey toprak ana biraz kestim. Acık bunu böyle bir alıştırma için. Acık yüzden kestim. Bu dedim bu gitsin. Çift sürerken dedim. Zaten fırını da ben gittin o şey yıkmış. Bir umut olaydım kıyamaktan. Oranla alayramazdı orada. Fırın yıkıldı mı şimdi? Fırını yıkmış diyeceğim içinden fırını. İçini yıkmış dış bir şey değil. İçini yok, fırını yıkmış. O da şöyle diye. Oldu. Şimdi o da şöyle oldu. Ellerine çok bakıyor diyeceğim. Yazdan kafaya koydum fırın ekmeğe el etmiyor. Anam söyledi. Hani çok sevdi. Söyledi. Dediler bu dediler fırın bitir, alçak. Bu dediler ekmeği iyi yapmaz. Ne olacak? Ben dedim bu buradayken bu iş yürümez dedim. Allah tarafından, Karagöz'ün gazından da Aliş Han'ın gazı oraya gelmişlermiş. Bu bezmem ediyordu, ne ediyordu? Oraya geldi, fırına bakan mıyım dediler. Daha ben sanki para versem öyle söylemezlerdi. Kapıdan girer girmez bunun yüzü. Bu fırın ekmeği olmaz dediler. Neden? Neden olmaz? Satan Halim'in yerine, Dudu yenge söylediydi. Alçak diye. Karagözlerinde ben hiçbir şey demeden bu dediler, sen bunu kime yaptırdın? Dedim ben böyle sağ üstte yaptırdım dedim, Kostanan dedim. Bu dediler, ekmeği hem çiğ bırakı, çok vurursan yakar dediler. Az vurursan dediler, pişirmez dediler. Ben onlara para verin de böyle değmeyin desem, değmeyecekler. Mehmet bir dedem yapmıyordu. Böyle işte de onlara iyice yaşları da olduğu için tecrübeleri var ya fırının. Biz dediler gagabuluyu getirdik geldi ona yaptırdık. Sen dediler iyi bilene niye yaptırmadın dediler. Ben zaten onlar dese de demese de fırına kışın götüreceğim. Ha. Bu İzmir'e gitti mi İsmail'e fırını yıktıracaksın. Fırın alçak olduğu için mi diyorlar? Hani alçak diyorlar. Küçük diyorlar. Bir şey Ülker'cim. Sivam'da o Ilçala şey giderken Engel'e giderken hazır fırınlar var. Aynı şekilde alçak. Onlar nasıl pişiriyor? Onların özelliği mi var? Ben mi dedik dedim Karagöz'ün karşısından Akşar'ın karşısına Halim yenge, Dudu yenge. Bir kere döndüğünden yaptık da nasıl güzel yaptı. Ben yapmayı bilemedim Ülker. Beceremedim. Bak televizyonu dinlersen ekmek bizim işimiz dedi. Neden mi? Adam televizyonda bir anlattı. Önce diyor eşi hamuru diyor kendinden diyor sen yapacağım diyor az diyor. Milletin yaptığını onu diyor. Bir bekleteceğim diyor. Ondan sonra diyor dolaba süreceğim diyor. Onu yapacağım, bunu hadi yapacağım. Hamuru her bir kadının işi değil. İşte o televizyondaki adam mı yıllar yılı atamızdan, evimizden bize ekmek yapıyormuş. Kızım bu elin lafına çok bakıyorsun. Biz yapıyoruz, hep yapıyoruz. Sen at desen atarsın hadi. Biz yapıyoruz. Ama adamlar nasıl ekmek yapıyor? Biz de yapıyoruz ya işte. Biz yapmıyoruz mu? Millet yapıyor mu fırınlara? Ondan sonra bunlar da böyle deyince bu biraz daha yasıldı. İsmail Yiyen dedim ey dedi o zaman İzmir'e daha gelmedi. Bir sürü ekmek yapmış Hüseyin Çamşı. Hemen. Fırınlar Ülker. Köbeler durması olsun. Ben hiç öyle ekmek görmedim. O kadar güzel olmuş ki ekmek. Harikaydı. Abla maya hani. Haydi ekler işte bak olur. Bazen ya unundan oluyor dediğin gibi ya biz beceremiyoruz. Olur. Yok unundan olur. Biraz da katını bırakıyorlarsa katı olduğu zaman attığı gibi galiba. Aynen oluyor. Çok güzel bir denzem. O bak var ya böyle incir gibi denzem ekmek bir de üst kapı alt kapı kalp gibiydi. Biz de güzel yapardık evet. Biz. Hazır ekmek mi vardı? Ebelerimiz, nenelerimiz. Aynen. Biz de yapıyorduk ekmeğimizi. Her yiğidin aydın içiş farklıdır. Ya. Televizyondakiler öyle yapar, biz böyle yaparız. Hayır, yani. Yiyelim. Bir de ben çok hamurunu ayarlamak bir ustalık işi. Ben bunu biliyorum. Hamurunu ayarlamak bir ustalık işi. Ayrıyeten. Ablam hep yapıyordu enişte eskiden. Ya, unutmuş ya yüzü ya. Unutmuş. Abla ekmeği etmeyi unuttun mu? Unutmadım, unutmadım da. Ben bu hamurunu aynı benim sıva harcına bildi. Hamurunu iyi ayarlamadım ekmek olmadı. Senin sıva harç. O zaman cıvık. Abla cıvık ettiğinde yayılmış var. Şimdi anlaşılıyor. Hamur cıvık da yayıldı senin. Atı ondan da öyle olur. Bak, yediz unu aldım. Bizim Dudu oteka teyze yapmış. Giren oğul bezmeler evet, böyle kaç gün karşım bayatlamıyor. Sana her şeyi yasak dedi. Baya mı baktı o da bilmiyorum da. Baya kullanmaz. Onun mesela yaptığı bezmeyi köyde ben indiyen karı yapamaz mesela. Şimdi gedizun aldım en önümden. Ekmekler zengine düşmedi. Tuzun onu mu karıştırır? Suyu.
tuz. 4 ekmeklik un kaldı. Bu İzmir'e gitti. O unu aldım bittim. Sarıçların karısına dedim ki yerim dedim. Ücretin neyse dedim. Ben un kötü ve iyi mi diye bir denetleyeceğim. Onun yaptığı ekmek de güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tamam dayı dedi. Bu yapamadı. Gez unu. Yılmaz unu al. Onu al bunu al. Bakalım dedim. Eğer dedim Elif Kerim bu ekmeği yapamazsa dedim. Undadır kabahat dedim. Gittim gittim yani. Çuvalından verdim onu. 4 ekmek yaptı bayramda. Ekmekler şöyle şöyle. Kaç bu kadar kabardı? Gatı. Evet. İşte gatı oldu mu ekmek şey olur. Tabii gatı oldu. Velhasıl ekmek bizim Gedi'den yaptığımız ekmekler iyi olmadı. Evet. O yaptı, ekmek iyi çıktı. O minete, zaman usta yapamadı. Bir de bak minete dökünce, minete enişte döküyorum ya, orada kabarıyor. Kabardığında nasıl olsun? Minette kabarıyor oluyor. Ekmek. Bir daha oluyor. İyice şişiyor. Minette her gün orada, gibi, her hafta, her ay ekmek yapan kişiler tamamen usta uğraşmış. Yani. Bizim gibi bir yapıp bir yapmayanlar beceremez. Bunu kabul edeceğiz. Sen de bilirsin, minet ekmeği her zaman kabarır, bir de hamuru katı bırakacak. Evet, katı bıraktı mı daha böyle hem kalın düşer hem de dildiğin zaman kalp gibi. Enişte, köye inşallah olur. Orada biz bir fırın yapan da bizim oraya bahçeye. Patatesle ekmek yapıvereyim ben sana. Vallahi fırını ben Sarıstay'la Kostel evet. yaptırdım, yapamadılar. Yalnız bak, sizin fırının şey yapmış, yine Sarıstay yapmış. Bu konun yanında bir daha usta var mı yok mu bilmiyorum yok, da yoldu. Sizin fırın iyi olmuş. Güzel. Ülker tuğlasından doluyor. İsmail en iyi tuğlayı almış. Ateş tuğlası. Tamam biz de öyle yapamayız. Hemen bizim acık yaptıran bir yapıyor. Hani yük çok güzel oluyor. Fırını Tamer babına yaptıracağım. Bir de o biz çamurla yapıyoruz. Onlara yaptırmayacağım. Çamurla yaptırmayacağım. Malzemesi neyse o işi hazır alacağım. Daha doğrusu şey. Ya iyi mi? Hani hangi insanı alacağım? Bir kere oluyor. Öyle ya öyle. Ateş tutması, ona göre yapmış. O da çok hı. güzel olmuş. Hangi amca? Şey Hatice? Ha, Hatice yengemki yaptırdı da güzel evinin önünde ama çok güzel. Güzel de o rahmetli oldu. Fırını kullanamadı ki. Kim? Yapacak bir şey yok amcam da. Şey Hatice abla. Girdi. O da onun evinin adında da var fırın enişte. Neydi onun adı? Yastığı, cairi, birisi. Her şey. Bir de o ben bağırıyorsunuz. Faletmiş ölmediydim, gıcır gıcır yaptırmış. Yaptırdıydı da işte içinde duramadı. Birden ölümü de herkesi üzdü, şaşırttı. Çok bir şey yok. Çok güzel yani. Hem böyle hem geniş hem hemen mutfak ağzında galiba. Hemen hurda koy. İlermek gibi ölüyordu. Özen özen çocuklar geldi buraya bir de yapıverin de yesinler. Yapıyordu da. Yapıyordu da. Rahmetli yapıyordu da. Ama amca bu sene diyor garma makinesi alıverin. Ay amca dedim kim alıvereceksin galiba garma makinesini dedim. Kim gidecek garcı? Nurgül'den de yaparız olur mu dedim. Ben de aşağıda var dedim. Gidin fırında var şey de var. Nerede çıltan nerede bulacaksınız dedim. Nurgül nasıl bilecek fırını dedim. Nurgül ne bilsin yani. Beceremez ki galiba dedim. Nurgül daha şey hani bilmez yani. Çok havaslıydı, rahmetli o çok havaslıydı. Ne Tuğba bile, ne Nurgül bile dedim. Çünkü burada büyüdüler çocuklar, ne bilsin? Yok ya, köyde duranlar, gelenler bile unutmuş çoğu ya. Her gün her gün orada yapanlar daha bir şey yok. Böyük mesela ben bile beceremiyorum. Biz yapıyoruz hala. Adam, bak Dudu kardeşim ilk yaptığında fırının ilk açılışında o bile dengine düşüremiyorum. Sonunda yani. Şey ettik. Ben yani yapışımızda beceremedik. Bir deler yaptım. Yok, yok, yok. Ne zaman ekmeği olacak? Gidiyoruz. Ekmeğini yapıyoruz. Geri geliyoruz. Her gün yapan adam başka. Sen ekmek yapan adam beceremedik. Yılbaşında ben geldim. Her ekmeğine. Ondan sonra yine ablamla yine gittik yaptık. Bir Burcu gelinden ikimiz gittik yine ekmeğini yaptık. Hepimiz neredeyse denk ediyoruz yani ekmeğine. Ya olmasa da ekmek olsa da artık yedem de gidemiyoruz gelmiş. Kadir ne kadar mal oldu? Diyeceğim o fırın. Ya valla denize ne kadar mal oldu? Ne bittim orada? Burada bin tuğla aldık ona biz. Ondan sonra 40 tane şey aldık. O altının tuğlasını. Ondan sonra bir paket pirket aldık. Pirketin hepsi gitmedi. 150 kilo tuz aldık. 2 çuval cam. Bir de ustalık. Tuzu camın üstüne mi attınız? He, camın üstüne. Camı nereden aldın 2 çuval? Onu Simav'dan o şeyciler veriyor ya, camcılar veriyor onu. Kırık cam. Normal bildiğimiz cam. Kırık cam.
Peki çabuk ısınsın diyor. Tabii. Çabuk ısınması için. Altının çok çabuk ısınıyor. Ya toplamda ne kadar mal oldu? Yuvarlarsın. Vallahi yuvarlarsın. Şimdi 1,5 lira mı dediler? Yalan söylemeyin. 1 lira mı tuğlanın şeysi 1 milyar oluyor aşağı yukarı. Ha, tamam. Pirket hepsi 2 lira 2,25 falan da pirket ısırılıyor. 110 tane falan çıkıyor onun paketinde, biz 60 tane falan geri verdik. 50 tane falan pirket kullandık. Hı hı. Aşağı yukarı 2,5'tan ne eder? 100 tane olsa 250 bin lira. 250 bin lira. O da ne eder? 125. 125. 130. 150 lira yani. 150 oldu ta. 3 torba duz 75 milyon lira. 275. Yani, 1 milyar 275, 1 milyar 300 dedik. Ondan sonra başka ne kullandık biz onda? Bir de şeysi, o taşla altın taşı onunla kaç para, vallahi onu bilmiyorum. Ustaya da 10 lira dedi. O zaman babanın alt taşın 10 milyon. Usta o normal gömüyor ya. Onu 100 milyon ise 100 milyon, 150 ise 150 milyon yani normal gömüyor. Kaç günde bitiyor bir tane? Ortalama olur. Ya tabanını kendin hazırlarsın, 2 günde bitiyor. Yok, biz hiçbir şey yapamayız. Hazırlayamayız. Sıfırdan yani. Sıfırdan. Sen 4 köşesini de sen yapacaksın değil hiçbir mi? Hiçbir şey. Hepsini. Hemen yaptıracak ya. Dışa mı yapayım mesela, bizim L şeklinde yaptık. Öbür tarafları duvardı. İki yanlı duvardı. He, ya, iki yanlı duvardı. Yağmurda falan kapalı olması gerekiyor. O tamam. Ayrı. O sence ayrı. Sadece tabanını diyorum yani 4 köşe duvar ördürürsen şu şekilde. 4 köşe duvar olursa aşağı yukarı bir paket pirket gider. Bir traktör falan toprak gider. 1-2 traktör. Ondan sonra üstüne zaten sacı metreyle alıyor. Onunla... Mehmet abi kaç paraydı saç be? 50 milyon muydu? Vallahi sacı bilmiyorum. Şimdi epeyden ben sacı almadım. Ha işte Pazarköy'de çıkma saçla 5 metrelikle 90 santim genişliğinde 100 lira falan dedi. 90 lira 100 lira dedi. Ben size alıverecektim. Alo. 5 boy alıverecektim 5 metrelik. Daha böyle güzel sorduğumda 90 lira 100 liraydı. Şimdi kaç para oldu bilmiyorum. Ha şey yani nereden bakarsan 5 bin lira bulur. Nereden bakarsan 5 bini bulacak. 6 bin de bulabilir. Gelecek abi gelecek. Hazırın iyisini bulabilirseniz hazırını alın gelin Urvaş'ın. Tamam. Tamam yani şey ayaklı. İstediğin yere götürebilirsin. Onlara da bir de dekaret taktırırsan istediğin yere çevir gidiyor. Simav'da. Simav'da. Petrol ofisinde satıyorlar orada. En güzel orada yani. Yeynel'e giderken. Urvaş'ın. Ben onu ayarlayamazsın. En büyüğü 7,5 milyondu. O zaman biz Dudu'yla yaptık. Ayarlayamazsın onu. Ne gibi? Ama bu da abla iyi mi kötü mü işte bilmiyorum yani. Şimdi ocağını ayarlayamazsın dedim onu. Yani şimdi adamın az mı yancık, çok mu yancık? O zaman yaktırma fırın nereden baksan 6000'i geçiyor bu geçmez. Kadar. Geçmez. Geçmez mi? 6000'i geçmez. Geçmez. 6'ya varmaz ya. Benim 5 milyar gitti. Bizim şöyle. Yani sizin çoğunu kendiniz gayret ettiniz. Tamamen amalesef ustalığını bak. Başkası götürüyor yaptı mı 5 milyarın üstüne çıkar aşağı inmez. Gitmez. Ve 5 milyar ben üstünden ekmek yiyeyim. E tamam o zaman ben yaptım hocanı, yapma hocanı da kaynatalım. Hayır anlamadım. Şimdi bak biz kiremit aktı attık. Bunun içinde kiremit de aldık. 1000 tane mi yalan söylemeyin 1000 tane de kiremit aldık. 2 tane usta çalıştırdık. Salih usta çalıştı. Fırının malzemelerini aldık. 6000 lira para gitti. 2 tane evin kiremidini aktardılar. Allah yani siz çalıştırırsınız ben usta bulup amale bulup çalıştırma şansımız ister bundan sen olsun ister bundan olsun yok ya. Adama verecek götürecek anahtar teslimi bir adam bulacağız nere yapacak bu adam evin duvarına ya da dışa evden bu tarafa nere yapacaksa 4 duvar ördüreceğiz kubbayı koduk öte yandan zaten tenekeyle üstünü kapattın mı bunun etrafına da he ben yapacağım dersen 1000 tane de tuğla alacak. Etrafına da 1000 tuğla ördüreceksin geçecek. Telefona geliyor. Otur gay. Anladın mı? 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 Anladın mı
istiyorum ya. Ben çok seviyorum. Telefon yok mu? Ben de Allah. Tablet mi? Senin tabletin yok ki. Çocuğa işte mi? Ben yok mu? Otomatik olarak. Şarjı yok. Kalmışmadan Çocuklar gelince telefonu karıştırdı. Daha bu iş bitti. Evet, eskilerden biri açsın. Şey, çobanlıktan bir de gel anımı hatırlat. Hadi anlatsana sen anını. Bir şey verdi, umarım şükür vardı. Şeyde, kralların düzüne geliyordu. O da bizim mamlara pelit silki veriyordu. Kim silkiyordu pelide? İnci köylü pelte umarım şükür diyorlardı. Onun da eniştemin ablası var Ayşe abla. O da odan geldi ya. Ben on adam dedim. Ayşe ablayı ben ondan kıskanıyorum. Adam eşliğim üstünde ne kadarsın gelmiş. Bizim mallara bile pelit silki veriyorsun siz. Adamı ben daşa tutuyorum. Hadi gidin öteki odada oynayın. Şey yapacak diye. Ayşe ablayı alacak diye. Ayşe ablayı alacak. He, ben Ayşe ablayı alacak diye daşa tutuyorum. Bir gün babam gitmiş İnçike'ye demiş ki ya Sadıç demiş böyle böyle demiş. Ben eşeğin üstünden inmiyorum demiş. Senin kız beni demiş ta aşana kadar kovalıyor gay demiş aşağı demiş. O şeyden karşılıkları var ondan. Tavadan aşağı kovalıyor adamı. Aşınan adamı sürüyorsun. Ben sürüyorum kovalıyorum. Sokmuyorum ben Ayşe ablanın yanına onu. Ayşe ablayı kıskanayım onun yanına sokmuyorum. Eşekten de indirmiyorsun adamı. Oh. İyi ki sen iyi diyorlardı bana sakın pasmaza gelmeyeceğin diyorlardı. Ben de pasmazda malları suluyordum. Ondan karşıma doğru vuruyordum. Kim yazdım orada Türkiye'ye? Hadi gelsin bana kim gelecekse kovalama. Açma kapıyı. Hiç kimse de gelemiyordu. Affedersiniz bir tane köpeğim vardı. Yakala şunu dedim mi koşturuyordu. Bir adam böyle geliyor pasmaza doğru. Dut vardı orada bir tane. Çiğ yanılsın. Şey dedi. Yatır ötüke ver. Bize böyle bir geliyor ama önümüzde hayvanlar kovalamak için. Ben de o iş için dedim. Yakalın şunu dedim. Adam dudun tepesine bir fırladı. Tamam abla. Tamam abla. Nerede giderseniz bilin. Tamam abla. Yakalı desen yapalım. Ama nasıl? Köpek koştu zaten. Koştu. Yakala dedim. Yanında koştu. Adam böyle titremekten kendini alamadı. En son. Savcı şey. Ondan karşıma domarları vurdum. Adam bekliyor. Adamı böyle köpek inecek de tutacağım diye. Gitmiyor. Etrafında hav 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 böyle yani. Nasıl köpekmiş kızı? Vallahi aynıydı. En son gay adam şey ettim ben gel köpeği çağırdım götürdüm. Adam indi tamam abla dedi. Nerede gidersen git dedi. Bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim sana. Dedim ha ikinci yürü bakayım. Hemen oradan açtı öte. Öyle köpeğimiz var. Yaptırma. Nereye gitti köpek şimdi? Öldü yani. Adı neydi? Bayağı oldu. Zavardı ya. Zavardı mı? Bizim ala köpeğimdi ya. Zavardı ala köpek de vardı da. Ala tut dedin mi? Tut dedin mi? Yaşlanan diyor. Yo işi yakala dedi mi? Adam tutun tepesine zor çıktı. Ama orada da bekliyor adamı. Enecek diye bekliyor. En son adı ben köpeğe çağırdım. Böyle gitti adam. İşte ne vardı da? Senin boyun yayılacak, benim mal yayılacak. İşte siz bize gayır çektirmiyorsunuz, biz de size burada mal güttürmeyeceğiz. Ben hangi yere geleceğse gelsin beni buradan sürsün diyorum. Ben kendimi resti koyuyorum yani. Ben efeydim canım. Ben oranda efesiydim. Yok efeydim yani, küçüklüğümde bayağı şeylik yapıyordum. Biz de işte öyle yaptık inan ki. Kocamanın gözleri var mı? Yok. Enişte söylediği gibi. Ama erken çok da vurmayacaksın kimseye. Ama insana bak adam diyor mallarımızı kendi çekiyor ne güzel. Eşeğin üstüne gelmiş, sırınla gelmiş. Kralın düzünde bir zep beni silki veriyor. Ama ben onu ondan adamı kovalıyorum. Ya kızım diyor işte ben senin mallarına beni silki veriyorum diyor. Silkme ya diyorum bıraktım. Ben Ayşe ablayı kıskanıyorum. Ya sana ne işte. Değil mi? Ben Ayşe ablayı kıskanıyorum. Ben arkadaşım ya. Adama neye geldiğini bilmiyor da. İşte. Orada kıskançlık yapıyor. Adam. Sen ne zaman, köye ne zaman geleceksin? Ben mi? Evet. Vallahi düğünler başladı ya Kadir.
Benim Nisan ayında çok zor yani. Bütün hafta doluyum full yani. Ama o sarı çiçekle açarsa. Evet, tamam mı? Ama hafta içinde gelebiliriz ya. Yok ya. Bana indi be. Hani dur, böyle koparıyorsa... Anam valla. Gari sen kara hindibala açınca bana söyle ben. Ben sana göstereceğim diyor. Bu fotoğrafını çektim attım ama. Attın ya. Sen atıyorsun ya WhatsApp'ta. Benim telefon kara telefon. Yarım akıl. Akıllı telefon Enes. Değil. Enes. Abi çiçeği açıyor hindibala. Değil ablam. Sana evet. Hani yerde yakın yakın çayırlarda oluyor ya böyle koparınca sapları pıt pıt koparırsın. Onlar direkt ayı yarıyor. Onlar çok berbat bir şey, çok iyi bir şey ya içmek için de. Bunları bir şey sormuştum öyle oldu bunları. Onlar değil onlar değil. Bu ya bu işte karanindiba. Evet. Ben de Kadir bana diyor bir şey yazacakmış diyor. Evet bu açmış mı? Işte. Allah. 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 Açmadı değil mi? Ya, ben o gün çıktım daha bak fotoğrafını çektim. Dur ben dezimi şey, çok ya. Çok. Bir varmış bir sene o şey Kadir. Bu her yerde var. Gel abla bu ne işe yarıyor? Babakça gibi şeyler işte tamam işte. Babakça gibi tamam. 1,5 milyon falan bursun kilo. Bunu ha? Bu ne işe yarıyor? Hani hem de bunu yiyorlar da. Ne işe gelmiyor diye soracaksın yani. Her şeye geliyor. Salih'in dağısı bunları topluyor. Salata, salata da yapıyorlar bunu. Salatayı çiğ başka bir şey bu ya. Böyle kat kat olan bir şey mi? Yok yok daha göstermeyeceğim. Bu bakçaya benziyor amcam bu bakçaya. Niye kısa kısa olur bu çayı? Ya şöyle üfleyince havaya gider ya böyle şey gibi. Onların ilki mi? Akciğer. 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 Hani gicirgenin tazelerinden buralarda satılan hani ekmeğin arasına falan huylu yenir hadi. Bundan bir şey söylüyor. Onun kavurması da güzel olur. Aynen. Aklına gelmedi bir şey. Bilmiyor o. Bahçede var bizim iki tane dal. Mehmet Alasan söyle diye babasında sormuş da. Burada yok telefon. Her şey demiş işlenecekmiş. Orada ben yetim. Bir yanını diyor iyi der demiş doktor bir yanını kötü der demiş. Bu koca garip ilaçlar. Tamam yapacaksın ama bilinçli yapacağım onu işleyecekmişim. Tabii canım. Zararsız hale getirecekmişim. Ben sabanları ulamırın içine öyle 2-3 dal maydanoz atıyorum. O bir şey etmedi. Onu hani maydanoz diyor, ciğerlerini temizler diyor ya. Hani böyle kilo sorunu olmasın diye, çok yağlanmayayım diye. Ondan içiyor sabanları ulamır birer bardak. Onun içine bir başlıkta ak başlatıyorum az bir şey. Onlar içiyoruz. Maydanoz. Kızılcım çiçeği, ayvanın yaprağı bunları içen. Ayva yaprağı güzel oluyor. Ayva yaprağı ondan sonra kızıl gözlerin çiçeği bunlar. Sen gök içmemişsin var orada masanın üstünde ya. Nerede? O masanın üstünde. Ne var? Çay var kanka içileyim ya. Ben onun ne olduğunu sen bir şey etmeden sonra üstünde yazın olmadan ne bilen. Sen o gel demişsin. Belki zehir olmuş bir şey var ha. Değil mi Mehmet abi? Aklına gelmedi ki şişenin içinde bir şey var. Ya dedim o da rahatsız olursa bir şey aramasın. Olmaz tamam aramamız için yazman lazım. Dedim benim okuma yazmam var. Yoksa bulmayacağım oraya Allah. O da 500 sene dursa öyle dur o. Bak orada ada çayı var. Ulamır var. Yazdın mı üstüne vade ya? Ama okuma yazmam diyor. Tamam da tamam. Yaz, yoksa o zaman durmasın abi. İsmini yaparız sen üzülme teyzenin. Hayır. Yapıştırırız üstüne. Olmaz. Ondan... Kabul etmeyiz değil mi Mehmet abi? Ya bilemem yerim ben bilemem. Bir çay kabul bilirim. Kabul etmeyiz. Bir çay bilirim. Ondan sonra ada çayı hepsi var o da. Kuşburnu şeysi var. Teyze hepsinin üstünde yazıyorum bu kuşburnu bu ada çayıydı ya. Yaz. Yaz güzel kullanmayız biz. Sen ona öyle koysun öyle o çürüğü gider o. He odan çay yakın. Bir de atma çay. Yok atmam. O ne dokunurum ne yaparım. Öyle bekler o. Elimi değmem be. Şey. Püskürtler hani, şey olmuş. Kutlanmaya başlamış püskürtler. Ekmeğimiz var, çayımız var. İki günden balık da geliyor. He iki günden balık da geliyor.
Sen neye geliyorsun burada? Derdin ya. Ya sana zaten, bir sabun verdim ben burada. Zaten Recep çok sıkıştırdı mı? Benim mesleğim kaçakçılıktır. Kaçakçı hemen sırtı kaçak eder. Kavga olmaz, dövüş olmaz. Kaçarım. Peki ben de oraya varsam eve oradan nereye kaçacağım? Hadi canım sen ona çıktın mı atlayıverin bura. Ne dedim hayatım? Şahin'in şeyine sürerim ben seni. He? Evine. Mescidine. Mescit en son hadi canım mescit. O en son işin mescit her yani. Tarafı kapattıktan sonra gidecek diye kalmadıktan sonra. Yok ya dayımın evinde ben bir oda yine düzelttim. Yok lan ne yapacaksın sen dayın evinde muyun evinde iyice bana her taraftan el yüzünü yıkadın mı ne yapabilecekler? Bazen benim kaynoğlan bunu bana yaptırıyor diyeceksin. Mescit diye yazıyor mu tapısında? Bak bak o. Sen mescide git. Bir Allah'ın bunu gelemez ona da. Kur'an'ın gibi dinlemez herif var. Nasıl gelecek? Lan milletin işgücü yok da benim 68 yaşım nasıl? Benden bunu uçacaklar. Namazını kıl kardeşim derin. Tüyün buruyu kına kaydol şuradan. Derin valla. Namazını kıl bak. Namaz serbest. Yaygın da düğünü çekmiş. 12 de bitti. Ben de köyde bir işim vardı. Gidiyordum onunla her zaman yanına. Geçemiyor çünkü mezarlıklardan. O gün de ne oldu bilmiyorum. Anamın bir işi vardı kaldım. Şey dedi. Ülker düğün bitti ama dedi, Yaygın gelindeyim kaldım dedi. Şahin'cim dedi. Hiç korkma dedim. Sen başla şimdi Ayetel Kürsü'yü okumaya dedim. Telefon açık. Abone olsa ne dedi? Senin yerine bilmem mi? Yazıklar olsun senin erkekliğine yazıklar olsun. Utanmayan ne dedi? Şapkayı ve ümmet de dedi. Ben gelin ümmet de. Yemin ben bunu sor bakalım. İyi sen dememişsin. Yok sonra bu dedi tamam Ülker dedi başladı şimdi açıktan. Şahin dedim telefonu kapatma. Sen dedim hızlı da inme yavaş yavaş 30'a al dedim. At dedim ikinci vitese yavaş yavaş gaza basma tamam mı dedim. Tamam dedi oku bakalım Ayet El Kürsü dedim başladı bu okumaya. Okuyordu okuyordu bir anda Allah. Allah dedim uçtu yarabbim. Ses seden gitti bir şey yok telefon açık. Onlar yaptı gaza bastı filan. Sonra şey ta şeye o mescit var ya Allah ben dedim uçtu. Allah o 3 dakikada mı 4 dakikada mı benim buradaki canım bura çıktı yani. Ödüm patladı sonra alo alo diyen sonra Ülker dedi kurtuldum dedi. Önüme dedi bir kocaman dedi kirpi mi dedi ruh mudur bir çıktı ama. Ama şimdi bu kadar var ya kuzu kadar var ya. Ya kuzu kadar var ya. Ya. Bir de hindi gibi kabarmış bir çıktı önüme. Okuyamayacağım dedi unuttum daha çok korktum yani. O zaman bismillah de şahin bismillah de şahin bismillah de şahin. Bu bismillah bismillah ben de bismillah. Benim bacanağım babasının insan buna gitmişsin. Daha yeni önüne geldim dedi. Şarjım bitti de sen bu arada. Ben hep gidiyorum. Gidiyorsun düğün bitince arabada bekliyorsun. Gelmiyorum ki Yaygın da yatıyorum bazen sabah geliyorum. Yani. Burası mezarın yanından gece geçerken ne oluyor? Gece odan yanımda insan olmadı ben geçmem odan. Karasal'ın mezarının yanında. Geçmem kuşu da yatarım sabah oldu mu gelirim yani. Bir kere bu karanlıkta Aziz Bey'in düğünü çekmiş mezarın yanına da arabayı çekmiş karanlık ya yapmış. Ama mezarın yani bilmeden. Bilmeden yaptım. Sabah kaçmış. Amca benim hepsi diyorum hayır. Hepsi buydu diyor. Hepsi gelmiş diyor. Hepsi buydu diyor. Hiranur amca benim. Aa senin var. Hiranur amca benim. Dondurmaları diyor. O şimdi dondurma peşi. Hala çabuk benim. Söyle ne var ya? Vallahi ilk yağmur yağıyor. Yağmur başladı. Kurudu. Bayağı kuruduydu ortalık ha. Kuruduydu da. Acık yağmur ben hemen vurmasın falan ısladım da.
Isladı ya şimdi. Yakup aradı, yağıyor abi. Devam ediyor. Diye. İyi bari maşallah ya. Yakup gördün mü? Şafhanede. Yakup kim? Kardeşim benim. Ha senin kardeşin. Ha tamam. Ya baya bir ay falan baya ortalık kötü vurdu. Şafhanede duruyor orada. Hı tamam. Dedem senin o yaşlı kadın alma suydu adı öyle. Elma suydu. Aram kimden tanıştık biliyor musun Dedem? Bak sen. Şey dedi geçen gün benim düşebilirim. Benime benim torunundan ya da kızından tanışmadık. Ya. Şey dedi. Bir tane benim eve şeyciler geldi Dezen. Duşakabimciler. Adam zamanında şapanede uzman çavuşluk yapmış. Niye? Askeriyede miymiş? Tamam. Uzman çavuşmadan. Yürü yarı biri. O benim şeyle ikisi geldiler. Dedi neresin teyzem dedi. Ben dedim Simov. Hani pazarlardan. Ben onları iyi bilirim dedi. Nasıl biliyorsan onları dedim. Dedi ben dedi şapanede çok görev yaptım dedi. Her yakaya gittim oralarda dedi. Ha. Benim bir ev sahibim vardı dedi. Sakin ol.